Bu akşam Deccal'den, Deccaliyet'ten çok bahsettik ama insanlar, yani genel olarak benim karşılaştığım insanların bu konuda kafası çok karışık. Deccal kim, geldi mi, nasıl bir şey, neye benziyor, Deccaliyet nedir filan. O konuyu biraz açar mısınız? Yani çok lafı Evet. geçiyor çünkü. Şimdi bak, Deccal'i nasıl tanır biliyor musunuz? Alametinde. Mehdi'de alametini tanırız. Biz diyoruz ki mesela Dünyada dünya çapında çalan kimse bu hırsızın adına Deccal denir. Darwin'e bakıyoruz. Bütün insanlığın %99'un imanını çalmış mı, çalmamış mı? Çalmış. Demek ki Deccal o. Darwin. Bediüzzaman üslubuna baktığımızda yine anlıyoruz. Diyor ki Madyun ve Tabyun taunu. Yani Deccaliyet'in ortaya koyduğu hastalık. Yani Darwinizm ve materyalizm. En net budur. Ondan sonra hadislere baktığımızda zaten Deccal'i çok kapsamlı tarif ettiğini görürüz. Deccal'in vasfı nedir? Hakla batılı karıştırmasıdır. Mesela bir yalancı olmasıdır. Yalancı Deccal, kör Deccal denir değil mi? Yalancı, kör Deccal. Onun diyor, zaten lakabı, yani Deccal demesin bir anlamı, sözlük anlamı yalancı demektir. Yalan söylüyor. Yalanla insanları kandırıyor. Mesela sosyal adaletten bahsediyor, güzelliklerden bahsediyor ama kan döküyor. 350 milyon insanın kanını döktü Deccal dünyada toplam. Ve insanların kalbinden sevgiyi çaldı, muhabbeti, dostluğu çaldı, kardeşlik duygusunu çaldı, imanı çaldı, Allah sevgisini çaldı, cömertlik duygusunu çaldı. Yani insanı insan yapan birçok güzel yönü çaldı, ellerinden aldı. O yönüyle biz Deccal'i anlamış oluyoruz. Yoksa Deccal'in alnında işte şu yazar, bu yazar diye bir şey yapıyor mu? Alnında diyor ki Peygamberimiz, yazı bilen bilmeyen herkes okur. Ne demek bu? Hırsızın alnına hırsız yazmaz. Alametinden anlarız. Deccal'i nereden anlayacağız? Alametinden anlayacağız. Mehdi de aynı şekildedir. Mehdi de alametinden anlaşılacak. Mehdi'nin bütün alametleri verilmiştir. Dış görünümü tarif etmiş Peygamberimiz. Yani artık milimetrik tarif etmiş. O kadar detaylı. Ama biz buna rağmen Mehdi'yi icraatından tanıyacağız. İcraatı nedir? Hırsızın çaldığını geri insanlara vermesi. Geri insanlara dağıtmasıdır. İmanı çaldıysa imanı geri verecek. Sevgiyi çaldıysa sevgiyi geri verecek. Dostluğu çaldıysa dostluğu geri verecek. Bir çalan, hırsız olan Deccal, bir de hırsızı yakalayıp etkisiz hale getirip insanları kurtaran kahraman. Ona da Mehdi diyoruz. Alametinden anlarız. Bunu kim yaparsa dünya çapında, bu hırsızın elinden insanları kim kurtarırsa o Mehdi'dir. İnsanların imanını, ruhunu, sevgisini kim çaldıysa da o da Deccal'dir. Hadislere baktığımızda zaten tam örtüştüğünü görürüz bu izahlarla. Ama alamet olarak işte saçı sakalına karışmıştır diyor. Darwin de saçı sakalına karışmış. Kısa bodurdur diyor. O da kısa bodur. Mesela yamuktur diyor adam. Yani yamuk bir görünüm vardır diyor. Öyle yani mesela. Ama yalancı cenneti ve cehennemi bulunmaz. Mesela Bediüzzaman bunu açıklıyor. İşte gazinoları, pavyonları, eğlence yerleri insanları kandırır diyor Deccaliyet. Yani fuhuş sektörüyle, işte başka uyuşturucuyla, şunla bununla. İslam da bunun zıttı oluyor tabii. Meşru eğlenceyi, meşru güzellikleri savunuyor. Yani eğlence yeri olmaz diye bir şey yoktur ama meşru olması lazım. Yani kan dökülmemesi, haram olan şeylerin işlenmemesi, insanlara acı verilmemesi gerekir. Yoksa eğlenceyi İslam savunur. Kur'an zaten bizim mutlu olmamızı istiyor. Biz tabii ki sevineceğiz. İman heyecan içerisinde olacağız. İmanın verdiği şevk ve heyecan içerisinde olacağız. Ve bütün hayatımız bizim eğlenmektir, neşedir, sevinçtir. Ama Allah aşkıyla neşeli olacağız biz. Allah'ı sevdiğimiz için neşeli olacağız. Mesela bak ben sizi seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Değil mi? Mesela ne bileyim, hayvanları seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Bitkiyi Allah'ın tecellisi olarak seviyorum. Allah'ın tecellisi olarak sevmek çok önemlidir. Mesela toplanır yemek yeriz. Bu bir eğlencedir. Bir sevinçtir. Ne bileyim ben mesela müzik dinliyorum. Benim hoşuma gidiyor. Bir sevinçtir. Ama bir başkasına zarar vermemek, canını yakmamak, ona ızdırap vermemek, iftira atmamak, üzmemek, korkutmamak. Yani sabaha kadar sayarım. Bunları yapmayacak Müslüman. İnşallah. Evet.
there was any mention of Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the Christian Bible, it reads, "Hikko mamittakin wi kullu Muhammadin zahdudi wi zahra'i bayna Jerusalem." Mamittakin wi kullu Muhammadin, 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 Muhammadin. Doesn't mention the blood of Jesus, doesn't mention forgiving sins through believing in the Lord. No mention of the virgin birth, no mention of the resurrection, and above all, no mention of Jesus as God. The religion that is acceptable in the sight of God is Islam. Then what about Judaism? What about Christianity? Don't they exist? Are there no such faiths as Judaism and Christianity? I said, yes, not by name. These names didn't exist. These names didn't exist. These names didn't exist.